Efendim, tarihi ve kültürüyle öne çıkan Bursa bu kez yemeklerini tanıtmak için hazırlanıyor. İpeksi Lezzetler adı altında düzenlenecek gastronomi festivalinin detaylarını şimdi CNN Türk muhabiri Buse Deviren'den alacağız. Buse yalnız değil, yanında konuğu da var. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş. Hemen sözü kendilerine bırakalım. Buse. Evet Semiha, biz kameraman arkadaşım Engin Özbek'le birlikte Bursa'dayız. Bursa'nın bu yıl ilki düzenlenecek olan gastronomi festivali için buraya geldik. Tabii Bursa'nın ipeği çok meşhurdur. Gastronomi festivali de bu ipeklerden ismini aldı ve İpeksi Lezzetler adı altında ilki düzenlenecek. Gastronomi festivalinin 23 ve 25 Eylül tarihleri arasında olması bekleniyor. Tabii detayları da çok değerli konuğum olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'tan alacağım. Efendim, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Neler bekliyor Bursa'ya gelecek olan bu lezzet tadacak kişiler için? Evet, öncelikle çok teşekkür ediyorum. Sizler de hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Bursa tabii sanayisiyle, ticaretiyle, tarihi ve kültürel özellikleriyle, Uludağ'ıyla, ovasıyla, deniziyle, gölleriyle, aynı zamanda kadim medeniyetimizin izlerini taşıması hasebiyle de çok önemli bir turizm merkezi Bursa ve Osmanlı'nın ilk başkenti. Tabii turizmin ana tetikleyici unsurlarından bir tanesi de takdir edersiniz ki gastronomi. Hı hı. Bursa'da bu konuda da ciddi bir altyapı olduğunu görüyoruz. Fakat bunun bir festival hüviyetinde bugüne kadar yurt içi ve yurt dışı satında ortaya çıkarılmış bir hal yok. O yüzden de gastronomi festivali sizin de ifade ettiğiniz gibi bizim için bir ilk ve o yüzden çok heyecanlıyız. Özellikle bu yönümüzü vurgulamak noktasında. Tabii isim tescili olan ürünlerimiz var. Tescil aşamasında olan ürünlerimiz var. Ve dört mevsimin de doya doya yaşanması hasebiyle Bursa aslında bir tarım şehri aynı zamanda. Her tür meyve ve sebzenin yetiştiği bir şehir. Dolayısıyla da Bursa mutfağını güçlendirecek o kadar çok unsurumuz var ki ben bu vesileyle şehirdeki tüm paydaşların da bu işin içerisinde yer alarak ve beraberinde özellikle bir eğitim süreci de var, konferanslar süreci de var, bilgilendirme süreçleri de var. İnşallah gelecek adına da önemli çıkarımlar sağlayacağımız ama Bursa'nın gastronomi yönünü de bütün Türkiye ile ve dünya ile buluşturacağımız çok önemli bir organizasyon olacak inşallah. Masaya döndüğümüzde de bahsettiğiniz gibi hakikaten tarım anlamında çok zengin olduğunu görüyoruz meyve ve sebzeler bakımından. Özellikle Bursa'nın şeftalisi çok meşhurdur efendim. Tabii, masada Bursa görüyoruz. Şeftalisi, çilekler var. Çilekler var, üzümümüz var. Üzüm çok armudumuz var, siyah incirimiz var, ahududumuz var. Efendim mesela sarmamız. Geleneksel aslında efendim çok önemli süt helvası. Bursa'ya evet. Çok meşhur ve özgü. Özellikle Bursa'ya has bir tatlıdır. Çok hafif bir tatlıdır. Ve süt helvası saray mutfağından bir tatlıdır. Onu da ifade edeyim. İşte cantığımız. Bağdat hurmamız, ahududumuz, yaban mersinimiz, incir tatlımız ve sütlü kadayıfımız. Tahinli olarak bilir ama siz özde, Bursalılar tahanlı der. Tahanlı da deriz. Tahinli de denir, tahanlı pide evet, de denir açıkçası. Evet. Bir çok meyve ve sebze, ya meyve görüyorum çok renkli bir aslında sofra. Belki de bu bir kısmı değil mi Sayın Başkanım? Kesinlikle bir kısmı. Burada sadece bir kısmı var. Enginarımızı da, salçamızı da, efendim mesela cevizli lokumumuzu da burada geçmememiz lazım. Hı hı. Özellikle şunu ifade edeyim. Daha bunun gibi çok daha tatlarımız, lezzetlerimiz var. Aslında bu bize bu manada bu işin altyapısını oluştururken beraberinde sunumuyla, restorantıyla, ürünün ticarileşmesiyle alakalı da ciddi bir yol haritası da belirleyeceğiz bu noktada. Ve ben şuna yürekten inanıyorum. Yani işin uzmanları da bunu zaten ifade ediyor. Turizmin en önemli konu başlıklarından bir tanesi gastronomi. Gelen turist nihayetinde o yörenin lezzetlerini tatmak ister. Ama onu bulacağı güzel mekanlar görmek ister. Dolayısıyla biz bu süreçte çok ciddi çalışmalar yaptık. Artık bunu bütün Türkiye ile, bütün dünya ile buluşturmanın zamanı diyoruz. İşte o yüzden gastronomi festivali dedik. Bir kez daha hatırlatalım efendim. Sizin aracılığınızda ne zaman Bursa Gastronomi Festivali nerede olacak? 23-25 Eylül tarihlerinde Bursa Merinos Park'ta ve beraberinde Atatürk Kongre Kültür Merkezi salonlarımızda kullanacağız. Aynı anda iki farklı fuarımız da, hem turizm fuarımız hem de gastronomi fuarımız da gerçekleşmiş olacak. Ve beraberinde İpeksi Lezzetler adı altında Bursa'nın bu çok özel ürünlerini, Bursa'nın saray mutfağını bütün Türkiye ile bütün dünyaya buluşturmak için
Çok heyecanlıyız. Tüm ilgilileri de beklediğimizi ifade etmek isterim. Çok teşekkür ederiz efendim yayınımıza katıldığınız için. Evet, biz Bursa'nın renkli sofrasını, renkli mutfağını ekranlarınıza getirdik. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş ile diyelim ve bir kez daha hatırlatalım. Eylül ayının 23'ü ve 25'i arasında bütün bu yemekseverler, bu sofrayı gören herkes aslında Bursa Gastronomi Festivali'ne bekliyorlar diyelim efendim. Ve sözü tekrar bulunduğumuz bu noktadan size merkeze bırakalım.